şiddet olurdu. Ben oldum 73 yaşına. Evet efendim. Ben de bir ne darıldım. Evet efendim. Ne de bir kavgamız var. Kadınlara nasıl davranmamız gerekir sizce? Kendine nasıl davranırsın öyle. Peki efendim, dinimizin kadınlara verdiği değer hakkında ne dersiniz? Tam değil. 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 Peki efendim. Çünkü başında yanlışlığı var. Onu şimdi ben demeyeyim de siz deyin. Peki, tamamlayın. Çok hassas davranmamız gerekir onlara. Evet efendim. Çünkü onlara hassas davranmasak daha şiddete mahrum düşer. Evet efendim. Ha. Hanımlar hakkında birkaç soru sorsam. Ne dersiniz? Hanımlarımız bizim canlarımız. Evet efendim. Ciğerlerimiz. Evet. Onlara efendim iyi bakmalıyız. Evet efendim. Onları hiç kırmamalıyız. Evet efendim. Efendim sesin. Dinimiz onlara tam değer vermiştir yani. Biz o konuda hoca değilim ben. Bilmem de ama. Evet efendim. Ama. Şimdi dinimiz de onları özür görüyor yani. Öyle şey görmüyor yani. Çok iyi olmalı. Saygılı çapmaları lazım. Evet. Nasıl söyleyeyim? Birbirine karşı saygılı olmaları lazım. Saygılı olduğu sürece kavga sıkıntı olmaz. Dert tası olmaz. Peki hanımefendi kardeşim, sizin erkeklerden eş olarak, baba olarak, kardeş olarak erkeklerden beklentileriniz nelerdir? Saygı ve sevgi. Şiddet. Şiddet ediyorsunuz. Tabii ki. Peki efendim, şiddeti meydana getiren unsurlar nelerdir sizce? Bu konuda fikriniz? Genelde maddiyat olabilir yani. Genelde insanlar maddiyat içinde birbiriyle takılıyor mesela eşler arasında. Evet. Peki dinimizin kadınlara verdiği önem hakkında ne dersiniz? Kadınlar çok kutsaldır bence. Yani. Günümüzde İslam dininin kadınlara getirdiği statüden memnun musunuz? Tabii elhamdülillah. Vallahi aslında bir gün değil, her gün kadınlar günü aslında da. Evet efendim. Kıymetini bilmek lazım. Kıymetini. Evet, her zaman elimizdekinin kıymetini bilmek lazım. Maalesef biraz bu yönden biraz yoksunuz. Evet efendim. Dinimizin kadınlara atfettiği önem hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bence Peygamber Efendimiz'in zamanında çok önem verilen baş tacı edilmiş kadınlardır. Evet. Ya en büyük sorunları hani erkeklere çalışma açısından ekonomik yönden bağlı olmaları. Evet. Onun haricinde hani eskisine nazaran şu anda çok daha iyi. Yani toplumda bayağı bir yer etmiş durumdalar. Çalışma açısından hani evde söz hakkı açısından hani eskisine nazaran dediğim gibi daha iyi. Evet. Şu dönemde. Ama yine hala ikinci planda birçok yerde diyebilirim size. Yani gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddet hiçbir manada bunu kabul etmiyor. Canlıya şiddeti bile. Kesinlikle. Yani hiçbir canlıya. Peki efendim. Yani aynı değer görülüyor mu şu dönemde diye sorarsanız hani o zaman kadınlarımız çok daha değerliydi. Şu anda o değer yok maalesef. Kadınların hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınların erkeklerden eşit haklara sahiptir. Ya cesim sıkıntısı da cesim sıkıntısı yani başka bir şey olmaz. Cesim sıkıntısı. Onlar yanlıştı yani. Kadına şiddet yanlıştı benim görüşümde. Yani olmaması lazım. Yani kesinlikle karşı çıkıyoruz bu konularda. Artık kadına şiddet artık Türkiye'de çok dillenen, ön plana çıkan bir durum. Evet efendim. Yani bu konuda hükümeti de arkasındayız yani. Evet. Annelerin ayakları altındadır. Yani bundan daha yani söylenecek bir şey yok bence. Söylenecek bir yani, değer yok yani, diyorsunuz. Tabii ki yok. Evet efendim. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.